Mutfağımdan Yemek Tarifleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Evde olan tüm sebzelerimi ve kıymamı aldım. Kocaman bir borcam dolusu nefis bir yemek yapacağız. Evdeki sebzelerle yapabileceğiniz çok kolay, pratik ve hepsinden de önemlisi çok lezzetli bir tarif yapacağız bugün. Kanalımla ilk defa bu videoda karşılaşıyorsanız mutlaka abone olmanızı öneriyorum. Evdeki olan malzemelerle kolay, lezzetli ve pratik tarifler paylaşıyorum. Sizi çok fazla bekletmeden hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. İyi seyirler. İlk olarak patateslerimi küp küp doğrayarak tarifime başlıyorum. İnce ince doğradığınız takdirde pişme süresi de çok kısa olacaktır. Tavla zarı şeklinde tüm sebzelerimi doğrayacağım. Kalınlığını da size göstermek istiyorum. Bu kalınlıkta tüm sebzelerimi doğruyorum. Soğanlarımı da yine aynı şekilde küçük küçük yemeklik olacak şekilde doğrayacağım. Tüm malzemelerin doğranma şekli, büyüklüğü damak zevkinize göre değişebilir. Bir adet soğanımı ve 5 diş kadar da sarımsağımı küçük yemeklik olacak şekilde doğradım. Bir adet domatesim var. Yine aynı şekilde küp küp domatesimi de doğrayacağım. Tarifimde şöyle 5-6 adet de sivri biber kullanacağım. Bunları da küçük küçük doğrayalım. Doğramış olduğum sivri biberleri de borcamıma aktarıyorum. Bu haliyle bile ne kadar güzel ve iştah açıcı olduğunu görüyorsunuz. Şöyle yaklaşık bir avuç kadar kıymam var. Kıymamı da şöyle gelişi güzel malzemelerimin içerisine ekliyorum. Ve artık son dokunuş olarak tüm malzemeleri birbiriyle karıştıracağım. Benim evimde kıyma vardı. Siz isterseniz bu tarifi tavukla ya da kuşbaşı etle de yapabilirsiniz. Her iki türlü de çok lezzetli oluyor. Yemeğime baharat olarak kırmızı biber, karabiber, kekik, tuz ve reyhan ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçam var. Şöyle salçamı da ekliyorum. Ben yağ olarak zeytinyağı kullandım. Bir çay bardağından bir parmak eksik yağımız var. Ve son olarak da bir su bardağı suyumu ilave edip tüm malzemeleri güzelce birbiriyle karıştırıyorum. Malzemelerin birbiriyle çok güzel bir şekilde karışması çok önemli. Bu tabii ki lezzetini etkileyecektir yemeğimizi. Tüm malzemelerimi güzelce karıştırdım. Bir tane pişirme kağıdım var. Bunu suyla güzelce ıslattım. Malzemelerimin önce üzerinin yanmaması için şöyle yağlı kağıtla örtüyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar 200 derecede pişireceğiz yemeğimizi. Pratik tepsi kebabım hazır. 200 dereceye ısıtmış olduğum fırında 1 saat kadar pişirdim. Son 10 dakikada da üzerindeki yağlı kağıdı çıkarttım ve üzerinin kızarmasını sağladım. Şimdi şöyle dilimleyip iç dokusunu ne şekilde piştiğini de sizinle paylaşacağım. Tüm malzemelerimiz güzel bir şekilde pişmişler. Zaten bunu patateslerden de kolaylıkla anlayabiliriz. Tüm malzemeler birbiriyle uyumlu. Gerçekten nefis bir tepsi kebabı oldu. Şöyle patatesime dokunuyorum. Tamamen yumuşamış olduğunu görüyorsunuz. Lezzet olarak çok güzel. İstediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yarın başka güzel bir tarifte görüşmek üzere. Bu güzel lezzetleri YouTube ve Instagram'dan arkadaşlarınızla paylaşıp onların da tatmasını sağlayabilirsiniz. Yarın başka güzel ve lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.